Sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Sıcağı sıcağına aslında video çekmek istemedim. Çünkü Fenerbahçe'nin Antalya 3-2 mağlup ettiği maçın hani ben kendi penceremden değerlendirdim. Hatta canlı yayını izleyen e, günlük hayattaki arkadaşlarım da diyor ki aşırı yükseldir ama haklısın dediler. Vallahi haklısın. Yani az bile söyledim biz küfür ettik diyorlar. Millet çıldırmış durumda gerçekten de. Ben spor yazarlarının görüşlerini ele alacağım arkadaşlar. Uğur Meleke. Futbolun basit kaidelerinden biri şu. Oyuncu kaliteniz ne kadar yüksek olursa olsun koşmak, mücadele etmek zorundasınız. Dün gündüz seansında Kadıköy'de oynanan müsabakanın ilk bir saatinin özeti askerler ve generalleri de. Asker Antalyalılar çok koştular, önde bastılar, iştahlıydılar, organizeydiler, kolektif bir bilinçle savaştılar. Antalya Spor'un Kadıköy'deki bu stratejisinin aslında Fenerbahçe'nin bir önceki rakibi Ankara gücünden de esinlendiğini söyleyebiliriz. Erman Toroğlu, Antalya Spor birinci yarı Kadıköy'de Fenerbahçe'ye futbol dersi verdi. Sahanın her yerinde bastılar, pres yaptılar ve Fenerbahçe bunlara karşılık veremedi. İkinci yarı İsmail Kartal nerede hata yaptığını anlamış olacak ki takımını ona göre oynatmaya başladı. Ben çok katılmıyorum. İsmail Kartal sanki hatasını anlamamış gibiydi ama başka bir şey diyeceğim. Antalya Spor herkes topun arkasına geçti. Kalesini korudu. Yeri gelince de çıktılar ama 50 bin seyircinin önünde oynuyorsan ve büyük takımda oynuyorsan puan almak için 2 gol atman yetmez. Ama Antalya 2 gol de atsa puan alamadı. Neden? Çünkü arada kalite farkı vardı. Ahmet Çakar ilk yarıya baktığımızda maç sonu Fenerbahçe bu maçı kazanacak dendiğinde kimse inanmazdı. İlk yarı koskoca Fenerbahçe'nin 45 dakikada attığı gol dışında pozisyonu yok. Bahçe şaşırttığı ilk yarının son dakikasında da Ceko ile beraberliği yakaladı. İkinci devir Fenerbahçe önde bastı. Fenerbahçe kötü oynadığı bir maçı nasıl kazanacak derken en kötü maçını oynayan Şimanski'nin golüyle galibiyet aldı. Hakem Halil Umut Meyler genelde iyiydi. Özellikle Danteller'in attığı ilk golde mükemmel bir avantaj oynattı diyor. Yani bir avantaj oynattı diye hakem iyi oluyormuş. Çok zekice yani. Gürcan Belik için konuşmasını uzun uzun konuşacağım. Onu atladım. Ömer Üründül. Fenerbahçe 3 puanı kazandı ama özellikle ilk yarıyı göz önüne alırsak gelecek için bende soru işareti bıraktı. Tam bir kaos vardı. Oyunu 45 dakika boyunca Antalya domine etti. Hem Fenerbahçe'yi oynatmadılar hem de kendileri rakip kaleyi sürekli tehdit ettiler. Daha önce de teknik direktör İsmail Kartal'a uyarıda bulunmuştu. Mutlak surette kondisyon idmanlarına ağırlık vermeli diye. Ama dün bakıyorum teknik kalite Tadic 20 metrekarelik alanın dışına çıkmadı. Fred oynar gibi yapıp fizik açıdan yetersizlikten beklenen katkıyı vermiyor, veremiyordu. Yok vermiyordu. Beklenen katkı vermiyordu. Müthiş gol atan Şimanski'nin de Bizi iki düşüşünü gördüm diyor. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Tadiç'in için milli takıma gittiğinden haberi var mı acaba? Şansal Büyükhan ya da Şimanski'nin? Merakımdan soruyorum. Ercan Güven Fenerbahçe'nin Süper henüz hiç galibiyet olmayan rakibi karşısına kesin favori olarak çıktığı maç Antalya Spor'un direnci, iştahı, disiplini ve özellikle ilk yarıda önde baskısıyla tam anlamıyla bir derbi kadar zorlu, zevkli geçti. Fenerbahçe 10'a, Fenerbahçe 10'da 10'a güçlükle ulaştım. Fenerbahçe'nin ilk yerde en kritik ve en çok aksayan yeri savunmaydı. Çünkü maç orada oynanıyordu. Neden asla uzun oynamayan Antalya Spor'un ayağı top yapan istekli enerji hızlı presi karşısında nefes nefese kaldı ve 40 dakika rakip sahaya geçemedi Fenerbahçe. Neyse ki ayaklarında, ayaklardaki kalitenin ne zaman ortaya çıkacağı belli olmuyordu ve Şimanski kornerden gelen topta Antalya Spor defansı adeta uyuyunca çaprazdan müthiş bir gol attı. Fenerbahçe öne geçti. İsmail Kartal prese karşı tık nefes olma sorunu üzerinde çalışıp bir çözüm üretmezse ufukta muhtemel kazalar kaçınılmaz olur diyor. Emre Bol, İsmail Hoca 8.3 3 kontenjanını yanlış bölgede kullanıyor. Defans bir takımın en önemli bölgesi. BK'nın yanında Serdar Aziz inanılmaz aksıyor. Bu maçta olmazdı ama başka zaman başa artır Stoper'de Cikun'un banka oynaması gerekiyor. Orta sahada Zayis 6 numara alternatifi olamadı. Orta sahada gereken baskıyı yapamayınca takım savunması çok aksadı. Kartalın yapması gereken öncelikli olarak buna bir çözüm bulmak olmalı. Fenerbahçe öyle ya da böyle gol atıyor. Üçüncü bölgedeki inanılmaz kreatif, özellikle de Ceko. Yine golünü attığı asist yaptığı Başkaları gibi fazla konuşmuyor. Sağda tertemiz işine bakıyor. Kent şu ana kadar ligin en çok rakip üzerine gidip çalım atmayı başaran oyuncusu diyor. Doğru. İlk Yağcıoğlu. oldu. Fenerbahçe maça çok durgun başladı. Antalyaspor ise istekli ve cesurdu. Bence Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı en kötü ilk yarıydı bence de. Özellikle orta saha oyuncusu Fred, Zayski manski ne hücumda ne savunmada Antalya Spor'un orta sahasıyla başa çıkabildi. İlk yarı bittiğinde Fenerbahçe rakip ceza sahasında 12 kez Antalya ise 14 kez topla buluştu. Bu rakamlar oyundaki sıkıntıyı gösteriyor. İlk devrenin sonunda gelen gol Fenerbahçe'yi kendine getirdi. Sarla Acertler ikinci devrede 25 kez ceza sahasında topla buluşurken Antalya'yı ise sadece 2 kez kalesine yaklaştırdı. Crespo sonrası orta sahada çok daha dirençli bir Fenerbahçe izledik. Arkadaşlar bu kadar şeyi niye okudum biliyor musunuz? Şu yüzden okudum. İşte benim cümlelerimde bunlardı. Yani gerek maç içindeki e, devre arası canlı yayını gerek maç sonunda. İkinci yarıda Fenerbahçe Antalya'yı boğdu, öldürdü, gebertti. Kimse konuşmuyor. Niye kimse konuşmuyor biliyor musunuz? Çünkü Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyun buydu. İkinci yarı Fenerbahçe'nin yakaladığı net pozisyon sayısı 8. Ya özür dilerim 7. 7 tane net pozisyon yakaladı Fenerbahçe ikinci yarı. İnanabiliyor musunuz? Hocam o zaman ilk yarı neredeydi akıllar? Arkadaşlar bakın. Fenerbahçe bir taktik uyguluyor. Fenerbahçe'de futbolcuların kondisyonsuzluğu değil. Fenerbahçe sezona erken başladı. Çapraz bağ sakatlığı vesaire yaşamamak adına çok dirençli oynamıyor. Bak nispeten Galatasaray'ın rakipleri süt dökmüş kedi gibi oynadıkları için rahatlar Galatasaray. Anladınız mı? Ama Fenerbahçe'nin rakipleri Antalyaspor. hatırlayın ya. Başkanlar ne dedi 15 gün boyunca bizim çıkış maçımız bu maç dedi. Biz Gaziantep maçı falan değil bu maç dedi bizim çıkış maçımız. Elifler 15 gün direndiler. 15 gün hazırlandılar. Ya haklılar da Türkiye'nin en büyük takımına karşı hazırlanıyorlar. O kadar olacak da. Gürcan Bilgiç Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı köşesinde değerlendirmiş. Birkaç şey alacağım. Operasyon devam ediyor. Fenerbahçe Ankara Gücü'nü yenerken maç başlığım operasyon başladı şeklindeydi. Durum aynen devam ediyor. Antalyaspor'un müthiş direnişini sonra anlatacağım ama özellikle yardımcıların bayrakları bardan dönen gol değil. Tadiç ile başlayan atak sanki durdurun emrinin bir parçası gibiydi diyor. Topa sahip olan futbolcuya yani Usai Samuel'e faul çalacak kadar işi ileri götürdü aynı zamanda. FIFA hakeminden bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten Halil Umut melerin faul yorumları da bunlara katıldı elbette. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Aptal olmaya gerek yok. Başka takımda olmaya da gerek yok. Fenerbahçe'ye yapılan operasyonu herkes görmüştür. Antalya Spor ilk yarıda Fenerbahçe'yi buzdolabına soktu. Müthiş bir ön taraf baskısına karşılık verdirmedi. Zayt Fred ve Şimanski, Teoman'ın şarkısında söylediği gibi aslında yoklardı. Son iki maçta Twente ve Ankara gücü aynı duruma karşılık verememişlerdi. Bakın. Arka arkaya üç maçtır. Bunu yaşıyoruz. Maçı kazanıyoruz. İşler kazandığımız için iyi gidiyor. Ama buna çözüm bulmak lazım. Hocam senin çözümün nedir? Benim çözüm önerim şu. Üstüne çok geliyorlarsa ya sen çok öndesindir ya hücum presi yapıyorlardır. Hücum presinden uzunla çıkman lazım. Mesela Ceko orada bir istasyon. İrfancan'ın hava top istatistiği hiç de fena değil. Şimdi Cengiz yerine İrfancan oynadı bak. Ceko'ya ve İrfancan'a şişirip direkt kontrol ataklarla gole e, gol bulmaya çalışabilirsin. Orta saha direnci. Arkadaşlar hakiki bir 6 numara olmamasının Fenerbahçe'ye zararları bunlar işte. Ankara gücü maçında aslında Ankara gücü maçında Ankara gücü önde basıyordu kabul. Ama topla çıkıyordu Fenerbahçe ve bu direnci kırıyordu. Twente maçında Twente de önde basıyordu kabul. Hatta bir sıfır da öne geçtiler kabul. Ama tamamen biraz bizim şanssızlığımız biraz da rakibin şansıyla olmuştu. Dünkü Antalya ilk golü daha keza. Bakın ya bu kadar olmaz ya ayağına çarpıyor. Gidiyor direkt önünde kalıyor falan. Neyse. Devam edeyim ama 3 orta sahanın da böylesine etkisiz kaldığı bir bölüm olmamıştı. Ama Şimanski müthiş gol attı. Ancak takıma yardımcı olması gereken anlarda top kayıpları yaşadım. Ne kadar koşsanız da ustalığa veya iyi pasa önlem alamıyorsunuz. Rakibin yerleşimindeki her dengesizliği değerlendirdiler. Tribünlerin takıma desteği acaba sorusundan uzaklaşmaları önemliydi. 10 maçtır kazanıyor Fenerbahçe. Üstelik sessiz, sedasız, kurulan organizasyonlara rağmen transfere ne kadar para harcarsanız da karşınıza dik duran takımlar çıkıyor. Şampiyonluğu oyuncu alanlar değil, Doğru koşanlar kazanır. İsmail Kartal her oyuncusundan en yüksek verimin peşinde ve bunu başarıyor demiş. Arkadaşlar olay bu zaten. Anladınız mı? Olay bu. Yani bizim anlatamadığımız olay bu. Şimdi ben maça dair şeyleri çok merak ettim. Pozisyon değerlendirmesini, trio'daki pozisyon değerlendirmelerini konuşacağım. İsterse arkadaşlar ben şunu belirteyim. Haberi hiç açıp bakmadım. Sadece önümde daha çıktı. Şimdi de bakalım Trio'da e, Deniz Çoban'ın yer aldığı kuruluş ekibi Halil Umut Meyler'in pozisyonlarını değerlendirmiş. Özellikle Fenerbahçe'nin faul beklediği bir pozisyon var falan diyor. Şimdi bakalım. Bu arada yazmadınız dünyanın gezerine dedi diye. Fenerbahçe tam gaz devam. Tek başına takım gibi o Zafer golü Şimanski'den. İrfan ilk kez kafayla gol attı. Cengiz'in büyük şanssızlığı. Bu Cengiz demişken Cengiz'e bir parantez açayım. Fenerbahçe'den Cengiz Ünder e açıklaması geldi. Antalya Spor maçında sakatlanan Cengiz Ünder'in e, Cengiz Ünder için açıklama geldi diyeyim kısaca. Dün akşam Antalya Spor'la karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cengiz Ünder'in Altunözade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Şimdi bakın. Buraya dikkat. Yapılan kontroller neticesinde Sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır denildi. Milli oyuncumuzun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Cengiz Ünder'in kaçırması muhtemel maçlar. Nörstand, Alanya Spor, Başakşehir, Rizespor, Spartak Tırnava, Kasımpaşa. Bir şey söyleyeyim bu 6. maç yani Kasımpaşa maçından sonra 2 hafta da milli ara var biliyor musunuz? Yani e eğer sakatlık geçmezse o 2 haftada milli ara var. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Cengiz'in ki ikinci derece yırtık kabul. Şöyle diyeyim. E, sol arka adale ikinci derece yırtık. Aslında bunları artık internette bulabilirsiniz. 2. derece yırtık kaç günde iyileşir? Yazdığınız zaman internete arka adale çekmesi falan arka adale yırtığı ne kadar sürer? 12 saat sonra ortaya çıkarır. 48 saat şu kadar sürebilir falan filan. Hamstring 2-4 hafta diyor. Grade 2 arka adele yırtığı 2-4 hafta arasında iyileşir. Anladınız mı? Yani internette bunların hepsinin tanımı var. Şunu söyleyeyim o kaçıracağı maçlarda çok şey maçlar değil bence. Biraz da şans Kent'in yüzüne güldü. Çünkü Kent gerçekten inanılmaz oynadı. Akıllarda acaba soru işaretini bıraktı. İkincisi Emre Mor. Emre Mor kendine geliyor. Yani iyileşti. İrfancan Kahveci. Hakeza bence kariyer e, yani kariyer rekoru kıran bir oyun oynuyor İrfan Can Kahveci. Ne derseniz deyin, belki katılmazsınız ama kariyer rekoru kırıyor. Belki de hani şanstır bu sakatlıklar. Evet, pozisyonlar. 31. dakikada Spor'un adam boksayla bulduğu golde hakemin avantaj kullanımı doğru mu? Tabii ki de doğru. Ee, ne diyor? Riskli bir yere gitti diyor. Deniz Çoban ben raporlara bakacaktım. Golü Halil Umut yazmışlar mı diye. Aslında çok diyor. Riskli bir yere gitti. Riskli bir yere kadar gitti. Bahattin ama tam oraya yönelirken bakın Superman gibi kollarını açtı diyor. Yani gösteriyor orada. Sarı kart olmaz çünkü Umut Vadeden atak önlenmedi. Devam etti. Ben bu golü Halil Umut Meyler'e yazdım diyor. Biz de öyle yazdık. Ee, yani avantaj uygulaması harika. 45 artı bir edince onun golünde yardımcı hakemin offside kararı. Bahattin Duran pozisyon nizamıydı. Ceko'nun olduğu yer kafayla pas verildiğinde sondan ikinci savunma oyuncusunun gerisindeydi. Gol nizami Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy çok değerli yardımcı hakemler ama bu tip pozisyonlarda devam ettireceksiniz diyor. 56. dakikada Fenerbahçe'nin İrfan Can'la bulduğu ikinci gol öncesi faul var mı? Devam kararı doğru mu? diyor. Deniz Çoban ben oyuncunun ayağını açarak temas alıp kendini yere bıraktığını düşünüyorum. Hakem çok iyi yerde. Çok doğru şekilde devam ettiriyor demiş. Zaten görüyor. bu açı da açıta var. Bakın burada bir foul pozisyonu var diyor. Burada Halil Umut Meler avantaj olarak oynatıyor. Ayakta alkışlıyorum. Devamında vuracak. Kaleciden dönecek. Dönüp gelip gol olacak. Hakemin yine katkı sunduğu. Halil Umut Meler'e yazılacak gol. Bahattin Duran Halil Umut için dediğim gibi Süpermen gibiydi. Tebrik ediyorum diyor. Bülent Yıldırım gerçekten bugün oyuna çok üst katkısı oldu. Kendisini kutlayalım diyor. 64. da Kantalya Spor'un bulduğu golde Zahitsa faul var mı? Karar doğru mu? Deniz Çoban Kırmızılı oyuncu faul yapıyordu. Şüphelendim buna hatta maç oynarken hemen setin başına gidip durdurarak izleyeyim diye. Görüntüler yeterli. Oyuncu topu, topu oynuyor. Diğer ayağı futbolun içinde olan bir temas. Topu kaybeden Sarı Lacivert oyuncu da bırakayım kendimi bir yere belki faul alırım diyor. Buksa zaten topa net şekilde değiyor diyor Bahattin Duran. Yani Sağ ayağını sallamıyor zaten. Sağ ayağını savurmuyor. Doğal bir temas var. Fenerbahçe'nin önce avantaj kaybettirmiyor. Top gitmiş 5 metre ileride. Orada hiçbir sorun yoktu. Bence de bir şey yoktu. Yalnız Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu herhalde değerlendirmemişler. Penaltı diye dememek için. Uzun lafın kısası. Perşembe günü maçımız var. Aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. İsmail Kartal'a ben güveniyorum. Acı İsmail Kartal çok çok iyi bir analiz uzmanıdır. Rakibi analiz eder. Fenerbahçe futbolcularının üstüne düşer. Ve Fenerbahçe takımını şampiyonluğa taşıyacağına inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Ama İsmail Kartal'ın da bakın Antalya, Ankara gücü maçı, Twente maçı ve bu maç. Twente maçına ilgili de şunu söyleyeyim. Ayaksı delik deşik etmiş bu adamlar. Hani basit bir takım değil. Fenerbahçe kimden oynuyor? şundan. O zaman dandiktir. Kimden oynuyor bunlar? O zaman dandiktir. Yani Fenerbahçe'nin oynadığı takımları dandiklemekten başka şeye odaklanamaz oldunuz. Fenerbahçe e, takımı gayet iyi bir yolda ilerliyor. Buralar kötü geçilen taraflar. Geçen sene de Galatasaray bu periyotta çok kötü oynuyordu. Hatta 10. hafta sonunda 12 gol atabilmişti Galatasaray. Ya da 9. haftada. Tam hatırlamıyorum. 10 ya da 9. 10 diyelim ya ne fark edecek. 10. haftada 9 gol atabilmiş, 12 gol atabilmiş bir takım vardı şansa, balığına, işte Gomis çıkıyordu bir tane rastgele atıyordu. Kazanıyordu Galatasaray ama kimse bu, bu kadar eleştirmiyordu. Niye? Çünkü onlar Fenerbahçe değil. Arkadaşlar eleştirelim kabul ama dozajında. Ben sadece aklıma şu takıldı. İsmail Kartal acaba almıyorsunuz 6 numara alın size Miha Zayis mı dedi. Vallahi bak aklıma benim bu takılıyor. Al lan almadınız bana 6 numara al Miha Zayis'ten oynuyorum. Mu dedi acaba. Çünkü Miha Zayt'sı oyunda tutmak teknik direktörlükle açıklanacak bir olay değil. Bak başladın ettin rakip üstüne geliyor kabul olabilir. Sen mesela ben açık söyleyeyim ben teknik direktör olsam derim ki Antalya kendisi sahasında bekleyecektir. Fener üstümüze gelsin diye ben o zaman ben maçın öncesinde söyledim ben olsam Crespo ile çıkardım diye. Ama Crespo'yu oynatmayacak bir durum varsa ya yönetime tepki koyuyordur. İsmail Kartal siz bana altı almadınız bakın Zayt'sen oynayınca böyle oluyor diye. Ya da Crespo çok çok daha kötü bir haldedir. Ya da ne bileyim Zayt'sa söz vermiştir. Ya ön libero olmadığında bile seni oynatacağım falan diye. Bunun başka açıklaması yok. Ama Zayt's felaket bir tepki aldı. Felaket bir tepki aldı arkadaşlar. Gördünüz. E şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Aslına bakarsanız Zayt'sın Fenerbahçe kariyeri bitmek üzere. İnanmıyorsunuz ama 3 yani 3 vakte kadar Fenerbahçe kariyeri bitmek üzere. Eğer bu kafayla gidilirse biter. Ha, takım seri galibiyetler alıyor mu? Fenerbahçe'ye şu arada bir tane farklı galibiyet lazım. Araya bir tane farklı galibiyet sıkışacak. O zaman her şey yoluna girecek. Araya farklı galibiyet girmezse işler karışır. Çarşı karışır ben söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe için avantaj şu olur. Galatasaray'a gider Avrupa'da fark yer. Lige gelir yenilir. Fenerbahçe'de 2'de iki 2 yapar. Fark etmez birer farklı kazanır. Hava değişir. Yoksa şu anda hava bozuk. Benden söylemesi. Havayı düzeltecek olan da Fenerbahçe. İsmail Kartal'a ve takımımıza da sonsuz başarılar diliyorum. 49.700 olduk. İnşallah yarın 50.000 oluruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.